Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2 1. Dünya Savaşı Osmanlı serimizin yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde Fransızlara diz çöktürmüştük ve Kuzey Afrika'daki küçük bir devlet ile savaşmıştık. Bu bölümde ise Japon İmparatorluğu ile savaşacağız. Kendileri bizle ilişki geliştirmeye çalışıyorlar herhalde. Savaş açacağımızı anlamış olmaları gerek ki. Bize diplomat falan göndermişler. Hazırlıklarımızı tamamladık. Afganistan'a ve Rus İmparatorluğu'na para gönderdim. Hollanda, Doğu Hint adaları ile de müttefik olduğumuzda her şey tamamlanmış olacak ve artık savaşımızı açabiliriz. Böyle herkesi çağıraraktan açıyorum. Bu arada tüm ordularımızı hareket emri verdim. Hepsini görüyorsunuz. Hepsi buraya toplanmak için hareket ediyorlar. Buraya toplandıklarında da çıkarma yapmaya gideceğiz. Onun dışında pek biz bir savaşmayacağız. Biz genelde savaşı izleyen tarafta olacağız. Afganistan bizde diplomatik ilişkileri askıya almış. Onun da zaten bu savaştan sonra ömrü bitecek. Evet, herkes savaşa dahil olduğuna göre o zaman sıkıntı yok demektir. Şuradaki bazı toprakları asimile edelim. İstikrarları çok düşük. Onları arttırmak gerek. Bunları tek tek arttıralım 70'e kadar yeterli olur. Evet, ilk saldırılarda Japon İmparatorluğu bayağı bir iyi çıktı ve Rusya'nın bayağı bir toprağını ele geçirdi. Beklenen bir şeydi bu. Hatta hala da bekliyorum yani ilerlemesini. Hollanda Doğu Hint adalarından bir atak bekliyorum. Onun dışında Japonların aslında bu kadar ilerlememesi lazımdı ama neden ilerlediler lan bu kadar? Para yardım yapacağız Ruslara. Ruslar umarım Afganların da yardımı ile Japonları yenecektir diye düşünüyorum. Umarım da yenebilirler. Para yardımına devam ediyoruz. Buradaki Rusların nüfus yoğunluğu az olduğu için tabi biraz itilmeleri normal karşılanıyor bizim açımızdan. O yüzden birazdan bu savaşın seyri değişecektir diye tahmin ediyorum. Şu anda para yardımı yapıyoruz ama bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Afganlar savaşa müdahil olmaya başladıklarında herhalde bu işi çözeriz diye tahmin ediyorum. Hollanda Doğu Hint adaları da var tabii ki burada. Dostumuz onlar da yardım edecektir. Hatta Rus Çarlığı, daha doğrusu Rus İmparatorluğu diyelim, toparlanmaya başladı. Hatta şu anda taarruza bile geçiyor. Bakalım ne olacak? Savaşın seyrinde ne yaşanacak göreceğiz. Evet. Güzel. Biraz daha altın yardımı yapalım. Bu arada yakından bir asker sayılarına bir bakarsak, Rus Çarlığı'nın bölgede pek bir askeri olmadığını görüyoruz. Ona nazaran Japonların daha fazla askeri var. Asker nakliyatı yapıyorlar şu anda. Buradaki askerlerini buraya sevk ederler diye tahmin ediyorum. Yoksa Çarlığın bayağı bir askeri var. Onlar geldiğinde herhalde savaşı kazanırlar diye tahmin ediyorum. Onun dışında Afganistan bayağı bir asker basmış ve bu askerlerini hareket ettiriyor. Ondan sonra Hollanda Doğu Hindistan'ına bakar isek onun pek bir askeri yok gibi, değil mi? Bir bunu gördük. Onun dışında yakınlaşalım biraz daha. Burada bir çıkarma deneyen meneyen yok. Tuhaf. Bu savaşta bizim hedefimiz zaten Çin tarafları. Japonya'nın adasına pek çıkmayı planlamıyordum ama çıkabiliriz. Belli olmaz. Askerlerimiz gelmiş herhalde. Gelmeyenler de artık gelir. Onlarla da sonra bir hareket yaparız. Şimdi siz buraya bir gelin bakalım. Siz buraya bir gelin. Tamamdır. Evet. Rus bir şeyler yapıyor. İyi kötü. Kötü iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Afganistan'da yardım ederse bu savaşı kazanacaklar diye tahmin ediyorum. Umarım da tahminimizde yanılmayız. Çünkü bu savaşta onlara çok ihtiyacımız var. Onların gücüne ihtiyacımız var. Aslında Doğu Hint adalarının daha çok gücüne ihtiyacımız var ama kendileri pek bir şey şu anda yapamadılar. Evet, Rusya bastırmaya başladı ama
Nereye kadar böyle devam edecek bu savaş? Rusya'nın ekonomik açıdan hiçbir sıkıntısı yok zaten. Ekonomisi biziz çünkü. Ama nüfus açısından sıkıntısı var. Çünkü Japonların o bölgede daha çok nüfusu var. Çin tarafının çünkü nüfusu daha fazla. Ama Rusya'nın sahip olduğu topraklarda pek nüfus yok denilebilir. Aslında yarı yarıya Japon daha fazla. Evet, merhaba Japon kardeş. Nasılsın? İyi misin? Bir şuralara bir gelelim. Abi orayı zaten tutamazsın. Orada zaten nüfus yok. Bu yüzden pek tutabileceğini sanmıyorum. 50'şer bin daha yardım birliği yollayalım bunlara. Tam yetti lan ordu. Evet, biz de bir çıkarmalara başlayalım o zaman. Bizim çocuklar yardım istiyordu. Biz de onların istedikleri yardımı verelim. Tamam. Sen burada kal. Sen burada bir kal. Sen buraya ilerle. Biraz daha ihtiyatlı ilerleyeceğiz. Askerlerimizden tam verimlilik almak istiyorum bu sebepten. Biraz daha ilerleyin bakalım. Evet, şu bölgeye bu orduyla saldıracağım ki eğer bu 144 binlik orduyu ikiye bölüp saldırsaydım şu ordu burada tıkanacaktı, saldıracak yeri kalmayacaktı. O yüzden o şekilde şey yapmayı tercih ettim. Ben şimdi buraya 30 bin, 30 bin gitsin. Garantiye alalım o şehri almayı. Evet, böyle ilerleyin. Bunu çıkarmayamayız. Çıkarmayı dersek arkadan toplarlar valla. Oo, Doğu Hint adaları güzel. Burada bir ordu getirdi. Sen de şuradaki topraklara saldır. Onun dışında şuradaki toprakları kurtaralım hemen. Acil olarak bunu Rusya'ya iade edeceğiz o toprakları. Sen buraya gitmiyorsun. Sıfır. Sen şurada çıkarma yapılırsa onları engellemek için bekliyorsun. Onun dışında siz buradan saldırmaya devam ediyorsunuz. Evet, Japonya çıkarma mı karma deneyecek. Bu net zaten. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ama biz de çıkarmalı. Durdurmaya çalışacağız. Kardeşim, buraya geleceğine şunları bir temizlesen daha hayırlı olmaz mıydı? Daha güzel olmaz mıydı? Abi şuraya 20'şer binlik kuvvetler yollayacağım ki çıkarmaları bertaraf edebilelim. Çıkarmalara karşı da kendimi savunmamız lazım. Orada herhangi bir saldırı almayız diye tahmin ediyorum. Çünkü buradaki topraklarda asker basamayacak. Burası işgal toprakları sonuçta. O yüzden fazla bir dert yapmamıza gerek yok. Evet, bir turu geçeceğiz saldırmadan orada. Evet. Şurayı unuttuk. Merhaba kardeş. Sen hocam buraya hiç gitmiyorsun biliyor musun? Sen şuraya 15 binle gidip 20 binle de buraya gittin mi? Şurada 5 bin birimi yollayalım. Garantileyelim işi. Hocam 5 bin git hadi. Hadi senin isteğin olsun 5 bin git hadi. Seni mi kıracağım? Şuraya 2 bin. Buraya bir takviye yapalım abi ya. Oraya takviye gerekecek diye tahmin ediyorum. Şuraya 5000 yollayalım her ihtimale karşı. Tamamdır. Orada askerlerimiz yerleşip burada yerleşmişler güzel bir şekilde. Tamam, biz de buradan saldırılarımıza başlayalım. Japonya'nın pek bize karşı bir şansı olduğunu düşünmüyorum ki Rus da artık ilerlemeye başladı. Onun üzerindeki ağırlığı aldık. Bu iyi oldu. Afganistan savaşa katıldı mı? Değil miydi zaten savaşta? Neyse abi, önemli değil. Biz Afganistan'ı değil de biraz Rusya'yı fitleyeceğiz. Ona biraz para yardım yapacağız. Afganlara para yardım yapmayalım. Sonuçta onlar bizim vasalımız değil ki birlik olup onlarla birleşeceğiz. Evet, saldırılarımız full başarıyla devam ediyor. Biz burada saldırmaya devam edin. Burada da saldırmaya devam edin. Orada Rus ordusuyla birleşeceğiz. Şimdi burada artık iş bitti diyebiliriz. Şöyle 10 miner ordularla yollayalım. Hocam sakin. Buraya 60 bin değil. 30 bin. Bir dakika. Ulan her şey şu anda yanlış oldu. Neyse abi. Gidilmeyen yere oktan bakıp yollarız. Sıkıntı değil. Daha iyi bile oldu yani hatta.
Tamamdır. Böyle biraz ordularımızı saldırmaya devam edelim. Çıkarmalardan korkuyorum. Onun dışında korktuğumuz hiçbir şey yok. Şu anda. Çıkarmalara bir tek tehlikeli. Arkadaki toprakları toplaya toplaya gelirler. Biz bir şey yapamayız. O sıkıntı sadece. Tamam. Hocam, işi garantileyelim. Siz denize gidin. Denize gidin, işi bir garantileyelim biz. Şöyle 5.000, 10.000 buraya. Buradaki birlikler de gelecek. Orayı rahatlıkla alırız. Evet. Kardeş, ne durumdasın? Asker sayına bakmak istiyorum senin. Burada çok sağlam askerin var. Çok güzel. Burada asker basmaya çalışıyorsun. Orası sıkıntı. Düzeltiriz. Sıkıntı yok. Sorun yok. Problem yok. Biraz daha para yardım yapalım sana. Bun yardım edemeyecek sanırsam bu savaşta. Dert değil abi. Bir önceki savaşta zaten yeterince bize yardım etti. Bu savaşta yardım etmese de olur Hun. Böyle ilerlemeye devam edelim o zaman biz. Buradaki şehirlere saldıralım. Evet. Burada durum nasıl? Güzel. Rus'un artık kaybettiği bir toprak yok bu bölgede. Onun dışında burada bir sıkıntı var. Burayı da çözeceğiz yakın zamanda. Böyle hatta çözüme kavuşturalım hemen. Tamamdır. Hollanda Doğu Hint Adaları da asker basmaya başlamış. O bakımdan sorunumuz şu anda yok. Güzel. Evet, Japonlar orada bir muzaffer oldu diye bir yazı gördüm. Olsunlar bakalım, bir kere de onlar başarılı olsun. Evet, bir kere daha başarılı oldular ama bir kere başarılı olsunlar dedim ben oğlum. Fazladan oluyor. Saldır abi buraya, 5.000'le tamamıyla git. Tamamdır. Onun dışında şuraya biraz ordu sevk edelim. Oradaki topraklar kalmış. Evet. Umarım bu şehre asker göndermişimdir. Göndermişim. Güzel, orayı geri aldık. Evet. Burayı da toplamaya devam. 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 Lan tam var ya, tam diyecektim, bayağıdır harita kaymıyor diyecektim. Arda arda kaymalar yaşadık. Böyle gidin. Siz de artık tamam, kafanıza göre bir takılın. Çıkarmalar mı karmalar artık kafanıza göre ya. Oraya o kadar ordu yeter. Buradan kalanlar da artık saldırsınlar abi. Buraya kafasına göre gitsinler artık. Onlara da ben mi diyeyim? Saldır abi. Bak bu kötü oldu. Bu hiç iyi olmadı. Orada kötü bir mağlubiyet yaşadık. Bunun dışında sıkıntı yok. Sen de buraya gidiyorsun. Sen buraya 750 asker bırak. Buraya git. İlerle. 35 binlik bir ordumuz var. Tamam, bunlar ne duruyor burada? Buraya saldırtıralım abi. Gidebildiği gibi gitsin. Hadi oğlum. Orayı direkt istila ediyorsunuz, hadi. Bak orada sağlam asker basmış. Oo, biz orduları fazlasıyla göndermekte hata yaptık herhalde. Orduların tamamını yolladık abi. Gelin aynen, bu tarafa gelin. Siz de gelin. Orada çok fazla orduyu yolladık. Sanırsam hata yaptık orada. Dedik burada orduya ihtiyaç yok dedik ama var abi, orduya ihtiyaç var anlaşılan. Burada kalan toprakları da kurtaralım. Bu arada Afganistan'a hiçbir yardım olmadı ya. Yani gözle görülebilir bir yardımı olmadı Afganistan'ın. Hocam sen de şuradaki şehre çık o zaman. Herhangi bir tehlike kalmadı zaten bu bölgede. Şu anda şeye bakarsak Afganistan'ın 4 skoru var. Hollanda Doğu Hint Adaları'nın 3, Japon'un 6, 81'e 302'de biziz Rusya ile birlikte. Tamam, olsun abi, güzel. Japon'un şu toprakları var, tamam. Devam. Artık o 6 skor da kalmayacak diyecektim. Bir yerde başarıyı yakalayamadık. Evet, Kore'yi istila etmeye başladık. Ordumuz Kore'yi istila etmeye başladı. Saldırın buradan.
Durmak yok. Çıktığınız gibi ilerlemeye de devam edin. Burada sağlam bir istila işlemi yapıyoruz. Şurada başarıyı elde edemedik. Orada askeri var. Buraya biraz daha saldırı yollayalım o zaman. 10 milyonluk bir paramız var. Bu 10 milyon hepsini de Rusya'ya yollayacağız. Ya da sağlam asker basıyor ha. Adamın tabi ekonomik kaynağı biziz abi. Orada bir çıkarma yaptılar bize. Tabi işte beklediğim şey buydu. Dedim yapamazlar herhalde. Bu kadar çıktık Kore'ye buraya dedim. Ama yaptılar. Tabii bekliyordum zaten bunu yapacaklarını ama işte dedim yapamazlar falan. Sağlık olsun. Buraya gelin bakalım. Umarım orada ilerleme kat edemezler. Hocam burada ilerlemeye başlayın siz. Lan nazar değdi ya. Saldır. Evet, orada ilerliyorlar. Burası sıkıntılı. Kore'nin yarısından çoğunu şu anda istila ettik. Buraya saldırıyorsunuz. Siz buraya. Buraya, siz buraya. Sen nereye gidiyorsun paşam? Sen buraya gitmiyorsun bak. Paşam buraya mı gidiyorsun? Tamam abi git. Orası güzel yer. Buraya gitmeye devam et. Dışında sen buraya gitmiyorsun. Sen böyle gidiyorsun. Git abi böyle. Tamam. Böyle gidiyorsun. Tamam. Orada herhalde Rusya bize biraz daha yardım eder diye tahmin ediyorum. Abi, burada Japonları durdurmak gerek ya. Orada toprakları geri almaya başladılar. O çıkarmayı hiç yaptırmamam gerekiyordu ama hafife aldım abi bunları yapamazlar falan dedim. Bu yüzden çıkarmayı yedik. Tamam. Buraya da ordu yolla. Onun dışında Japonya'nın adasına çıkacağız artık. Artık Japon adasına çıkacağız. Buraya bu kadar ordu yeter diye tahmin ediyorum. Dışında şu ordu geliyor. Güzel yetişsin o. Topraklar elden gitmeden orayı kurtarmak gerek. Orada çünkü asker basabilir. Buraya giden var mı? Var. Evet, orada bayağı güçleniyor şu anda. Orada biz adamın eline fırsatı verdik zaten. Artık orayı kurtarır ya. Büyük ölçüde. Çıktı bizim ordu da. Orayı tamamen toparlayana kadar bayağı zaman geçecek anlaşılan. Şimdi. Başkan sen böyle bir... Öyle değil. Öyle değil. Sen böyle bir saldırmaya devam et. Böyle. Abi Rus'un topraklarını ele geçirmesi hiç sıkıntı değil. Yani Rusya'nın topraklarını ele geçirebilir. Orada bir sorun yok ama... Nereye geçiyorsun sen? Abi oğlum sen ya. Neyse. Oradaki orduyu... düzeltemedik. Siz de abi. Şuraya gidin. Onun dışındakiler çıkarmaya hazırlansın. Siz böyle devam ediyorsunuz. Siz böyle. Siz de böyle. Buradaki şehri boş bırakmayalım. Buraya saldırmasınlar. Burayı da almaya çalışacağız. Turu geçebiliriz artık. Burada ilerliyorlar. Çin'de de ilerliyorlar. O çıkarmayı hiç yaptırmayacaktık işte. Hata bizim abi. Çıkarmayı hiç yaptırmamamız gerekiyordu. Ama yaptılar. Şimdi böyle bir saldırı planı izleyeceğim. Buraya asker yolluyorum. Bir daha fazla kaçamasın diye zaten turu önce onlar alırsa burada ordumuz var. Denize inmeden onlar karşılamış olur zaten onları. Onun dışında şu ordu buraya 500 hatta 1000 asker bırakarak gitsinler. Onun dışında buraya ilerlesinler. Siz de böyle ilerliyorsunuz. Evet, kaçanı kovalayacağız. Siz de böyle ilerliyorsunuz. Siz de böyle ilerliyorsunuz. Zaten pek bir toprağı kalmadı. Ha işte.
gittim orada saçma sapan hareket ettiği için orada bir şey yapamadık. Bari Kore'deki topraklarını tamamıyla bitirelim. Evet, orada tamamen bitirdik. Güzel bir şekilde. Sen buraya saldırıyorsun. Sen buraya saldırıyorsun. Sen buraya 1000 asker bırakarak saldıracaksın. Sen buraya asker bırak. Buraya getir. Sen de buraya. Buraya gelin abi. Onun dışında çıkarma yapacaklar zaten hazırlanacak. Saldırın siz. Tamam, bizim orada gidiyor. Güzel. Siz de ilerleyin. %42'lik bir başarımız var. Bu aslında bize barış anlaşması yaptırır. Ama bizim müttefikler ve vasallar kabul eder mi orasını bilmiyorum. Yani güzel bir barış anlaşması yaptırır aslında bu bize. Hatta bir deneyelim abi. Bir barış anlaşması deneyelim. Devamını da artık sonradan alırız. Hazırlık yapıp alırız. Tabi barış anlaşması yapılmaz vesaire diye saldırılarımızı ihmal etmeyeceğiz. Saldırmaya devam. Böyle. Buradaki ordular da ilerlemeye devam ediyor. Burayı artık bitirin. Burayı kendileri bitirir zaten. Hocam. Şuraya 500 kişi gidiyor. Buraya 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 3000 kişi gidiyor. Buraya 3000 kişi gidiyor ve siz ilerliyorsunuz. Buraya 2000. Ondan sonra buraya 2000. Siz de ilerleyin bakalım. Evet, barış anlaşmasını kabul ettiler. Güzel abi. Çok güzel, hatta mükemmel. Şimdi burada Kore hariç tüm toprakları, bir dakika, öncelikle nüfuslara bir bakacağım. Kore'deki nüfus nasıl? Yeterli abi. Tamam. Çin'deki toprakları Rusya'ya bırakacağım. Onun dışında sadece Kore bende kalacak. Bir dakika, iptal et. Eyaletler diyelim. Kore'nin tamamı bende kalıyor. Sen Çin'i alıyorsun Rusya. Buradaki ada bende kalsın. O adayı kullanırız. Şöyle al sen, hadi bak. Onun aşağısı bende kalsın. Tamamdır. Şimdi bir turu geçelim, ondan sonra asimilasyon işlemlerine devam edeceğiz. Bunlar Japon'un kalan toprakları. Bunları da artık bir sonraki savaşta tamamıyla temizleriz. Şöyle asimilasyon işlemlerini yerine getirelim. Ve videoda zaten bayağı bir olmuş. 7 milyon ekonomisi var hala. Bu da ana karasından kaynaklanıyor. Orayı da tamamıyla işgal ettiğimizde her şey onun için sona erecek. Ve oraya sağlam askerli gireceğiz. Orada bayağı bir asker hazırlayacağım abi. Nasıl Fransa'ya kaç milyon askerle saldırdıysak, İngiltere'ye, Fransa'ya, ona da aynısını yapacağız. Evet, asiler. Asiler çıkıyor. Nerede çıkıyor ama asiler? Bizde çıkmıyordur diye umut ediyorum. Afganistan'da çıkmış. Çıksın abi, sıkıntı değil. Topraklarımızın asimilasyonlarını yapacağız. Hocam burada birleşin. Burada birleşin. Neyse, artık ben bunları videodan sonra hallederim. Bunlar geri bir buraya gelsin. Burada bir asker basarız. Tamam, yeter bu kadar ya. Videonun sonunda hallederim ben bunları. Videodan sonra hallederim. Artık bitirelim videoyu. Haritayı bir genel olarak göstereyim. Zaten dünyanın neredeyse tamamının hakimiyiz artık. Amerika'ya henüz çıkamadık. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenip yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.